Evet arkadaşlar, İrlanda'dan hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar. Dün ilk defa videolarımda altılık paylaştım. Villarajos yarışları için. Tabii ki beklediğim gibi geçmedi. Kuponumuz tuttu. Altılığı verdiğimiz tuttu. Ama şanssızlık hiç at oynamadı. Artık yapacak bir şey yok. Yani ata da binip koşturamayacağız. Biz yorumlarımızı paylaşıyoruz. Ama yine değerlendirip oynayan arkadaşlar varsa tebrik ederim. Bir faydamız olduysa kendilerine. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu akşamki Tampa Bay yarışlarının çalışmasını bitirdim. Sizlerle şablonumu paylaşacağım. Bugün şablon altılı vermiyorum. Çünkü zor altılı. Uzun süre koşmamış atlar. Program dikkatimi çekti. Pek kolay gözükmüyor. Tabii dün de dedim pek kolay gözükmüyor ama favoriler geldi. Bir şey yapacak bir şey yok, yarış içinde koşuyor, kim geliyor, favoriye gelmedi diyemezsin ki. Neyse, bunu biliyorsunuz hepiniz. Ben size videomu paylaşıyorum şimdi, şablonumu, ama sizlerden ricam olacak. Lütfen seyrettiğiniz zaman beğeni yapıp abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Yani destek olma amaçlı, sizlerden fazla beklentim yok ki kanalımız büyüsün. Biz de öteki videoları paylaşabilelim. Yani sevinirim. Fazla uzatmayayım konuyu. Direkt ben programa geçiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi açıyorum şablonumu. Birinci ayak. Evet. İlk ayak. İlk ayakta sıralamayı verdim şablonda, gördüğünüz gibi. 3, 4, 5, 7, 9 nolu atlar. İlk önce size açıklayayım. Burada 3 nolu, 4 nolu, 5 nolu at çok yakın birbirine bahis oranları. Yani 3'ü favori gibi bir şey. Burada bahis firmaları ayrılamamış içinde. Zaten sizde de bahisler açıldı mı göreceksiniz. Bahis oranları çok yakın birbirine. Ama 3 numara bu mesafeyi çok seviyor. Eli kulağında bu yarışı kazanabilir. Eli kulağında. Onun için size ilk önce 3 numarayı ben öneriyorum. 4'ten 5 4'ten 5 biraz mesafe sorunu var. Artı uzun süre koşmama durumları var. Onun için ben ilk at öneriyorum size. Küçük oynayacak arkadaşlar varsa 3 numarayı tek girebilirler. Büyük oynayan arkadaş, yıkmak isteyen arkadaşlar olursa 4-5, sonrasında da 9 ve 7 nolu atları, altta gördüğünüz gibi, sürpriz öneriyorum size. Dikkat edin. Yıkmaya gidecekseniz 3-4-5'i, çok kötü koşarlarsa 7-9 devreye girer. Dikkat edin. İkinci ayağa geçiyorum. Burada 6 numaralı atı size ilk at veriyorum. Favori değil. Favori değil. Ama ilk at olarak yazmamdaki sebep, yarış gösterdi ve aynı jokeyle devam ediyor. Burada Avrupa'da yurt dışı yarışlarında bir şeye değinmek istiyorum. Eğer jokey yarış gösterdiyse, işte 12.ydi son yarışında, 4. 5. bir daha biniyorsa akabinde aynı yarışa, mutlak suretle yarışa gider. Ve ilginç bir şey daha var. 3, 5, 8, 7, 4 nolu atlar burada birbirine bahis oranları yakın. 6 numaradan daha favoriler. Ama atlarda hiçbir şey yok, inanın. Saçma sapan yerlerde 8. olmuş, 9. olmuş, bomboş atlar. Karakter yoksunu atlar. Onun için ben burada sizlere 6 çok dikkatimi çektiği için 6 ilk at veriyorum. Bahis firmalarında sıralamalarda bahis oranların düşük olduğu için tabii onları da vermek zorundayım. Arkasına 3, 5, 7, 8, 4 nolu atları veriyorum. En alta 9 nolu, 1 nolu atı size sürpriz veriyorum. Bu atların kötü koşması halinde. Aynı birinciyle birincilik göstermiş bu atlar. Favori verilmiyor ve bu aynı jokeler beni sürpriz yapabilir. 9 nolu, 1 nolu atta çok yazarsanız dikkat edin. Üçüncü ayağa geçiyorum. Üçüncü ayakta 7 favori verilmiş. Anlamsız bir şekilde. Atın hiçbir şeyi yok. Bu mesafenin attığı değil. Burada bahis firmalarında 7 favori. Siz de göreceksiniz. Favori olacak. Ama ben burada 3'ten 2 numarayı veriyorum. Aynı jokeyler ısrarla biniyor. İkisi de fotoda dolaşıyor. Kapıyı çalıyor 3-2. Onun için ben sizlere onları 3-2'yi veriyorum ilk at olarak. 7 dediğim gibi pek tutmadığım halde bahis firmaları verdiği için yazıyorum şablona. 8, 10, 12 nolu atları da sürpriz yapabilir. Özellikle 12'ye çok dikkat edin. En altta verdim 13, 12'ye. Öyle bahis oynarsanız yazın mutlaka. Üçlü bahis, ikili bahis.
Şimdi dördüncü ayağa geçiyorum. Dördüncü ayakta 12 ile 8. Bunlar ilk favoriler değil. Artı üçüncülüğe koydum. 9 numara da favori değil. Aynı jokeyle koşmuş, birinci olmuş son yarışında. Dikkat edin. 12, 8, 9'u hiç ayırmadan yazın. Jokeyleri aynı. Devam ediyor. Eğer ki yıkmaya giderseniz 2, 11, 1, 6, 4, 3 no'lu atları yazabilirsiniz. Tabi bunlar şablon. Altılı değil. Buradan çıkarın at. Ekleyin kendi çalışmalarınızı. Her zaman söylüyorum. Zorunlu değilsiniz. Akıl akıldan üstündür. Ben burada paylaşıyorum bilgileri. Yardımcı olma amaçlı. Önceki paylaştığım videoları seyrederseniz faydamın olduğunu göreceksiniz. Evet, 5. ayağa geçiyorum. 5. ayak karman çurman. Hiç atların birbirine alakası yok, yarışlarla alakası yok. Hepsinin geliri var. Ben sıralama yaptım. Özellikle 4 numara dikkatimi çekti. 4'ü sizde favori çıkmaz. Yani en az 10 lira ganyan bekliyorum yarışlar başladığında. Siz de göreceksiniz. 4'ü ilk olarak yazdım. Ardından 10, 6, 7, 8, 9, 2, 11 nolu atlar. Böyle bu atları hiç ayırmayın. 5. ayağa dikkat edin derim. Son ayağa geçiyorum. Son ayakta 10 numara eküller. Eli kulağında kapıyı çalıyor. Ve ekürü avantajından bu atın kazanacağına inanıyorum bugün. Şanssızlığını kıracağına inanıyorum. 12 favori çıkacak biliyorum. Çünkü biz buradan erken bayışları görebiliyoruz arkadaşlar. Bir gün önceden o avantajımız var. 12 burada favori. Sizde de çıkacak. Ama ben 10 numaralı atı küçük oynayacak arkadaşlara, öyle 10 liralık, 20 liralık oynayacak arkadaşlara tek bırakmasını öneririm. İkili avantajı da var. Jockey de aynı ısrarla biniyor. Sürekli tabela içinde. Şanssızlığını kırabilir. Öyle 10 lira, 20 lira dediğin gibi tekrar. Küçük oynayabilirsiniz. Büyük oynayan arkadaşlar, ortak oynayan arkadaşlar yıkabilir. Kendileri bilir. Arkasına gördüğünüz gibi 12, 9, 8 nolu atları öneriyorum. Evet. Şu an Tampa Bay yorumlarım bunlar. Sizlere başarılar diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Bu videoyu bitirdikten sonra direkt Bill Rogers çalışmalarım da bitmek üzere. Onları da tamamladıktan sonra öteki videomu paylaşacağım sizlerle. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar lütfen beğeni bırakıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Bill Rogers videomda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.